Ve gittiğim, kamp kurduğum, yürüdüğüm bütün patikalarda, yollarda, göllerde, yükseklerde oradan bana bir hikmet kapısının aralanması için niyazda bulunuyorum. Bu da benim yolculuğum. Herkese merhaba. Muhtemelen yine yaktığım ateşten dolayı çok fazla odun yaktığımı düşüneceksiniz. Takılıyor arkadaşlar bazen. Şimdi buradaki şartları ifade etmek birazcık zor. Yani buradaki sivrisineklerin devasa ısırıklarından bahsedecek olsam 3-4 santimetre kare genişliğinde bir yüzey alanını etkileyebiliyor. Sizin de bundan dolayı bulunduğunuz çevrelerde hem diğer yabanilere karşı hem de küçük sivrisinek tarzı işte arı ve benzeri börtü böceğe karşı ateş güvenliğinizi alıyor. İlk etapta ateş yakmayacaktım. Sadece konsept olarak, aksesuar olarak koymuştum onları ama sonradan vazgeçtim. Ateşi yaktım. Şimdi birazcık daha rahat burası. Bugün insan niçin dağa çıkar, insanın bundan muradı nedir gibi konular üzerinde birazcık düşüncelerimi paylaşacağım. İnsan sosyal meselelerle alakalı keskinlik bildiren cümleler kurmamalı diye düşünüyorum. Kendi düşüncelerini paylaşabilir. Ben kendi düşüncelerimi paylaşacağım. Katılımlar olacak, katılmayanlar olacak. Katılmayanlar argümanlarıyla beraber eğer yorumlara niçin katılmadıklarını söylerlerse memnun olurum. Ben de bir şeyler öğrenmiş olurum onlardan. Bu beni mutlu eder. Ben
2013 yılının Eylül ayında Bursa'ya geldim. Bursa'ya gelirken aklımdan geçen burada bir yılı tamamlayıp hızlı bir şekilde Ankara'ya gitmekti. Çünkü ailem Ankara'daydı. Bursa'ya geldikten sonra bir şey fark ettim. Yani gelirken yapmış olduğum plan tutmadı. Bursa'da Mart, Nisan, Mayıs aylarında Uludağ'ın gün gün nasıl yeşillendiğini, gün gün nasıl böyle gelinlik bir kız gibi güzelleştiğini görünce buna şahitlik etmem gerektiğini düşündüm. Çünkü bilenler olacaktır. İç Anadolu'da havalar ısındığında yaz olur, soğuduğunda kış olur. Baharı görmezsiniz. Uludağ'ın insana kattığı, katacağı o kadar çok şey var ki bırakıp gitmek çok da kolay olmuyor bu anlamda. Malum zaten Uludağ'ın Türkiye'den önceki ismi Osmanlı döneminde Keşiş Dağı, yine Bizans döneminde de Keşiş Dağı olarak isimlendirilmiş Uludağ. Roma döneminde ise Olimpos diyorlar Uludağ. Osmanlı döneminde sufilerin, din adamlarının uğrak mekanlarından olmuş Uludağ. Çünkü insanlar halktan kopup hakla beraber olmaya çalışmışlar. Hangi dine mensup olurlarsa olsunlar. Yani Uludağ'da birçok yerde var ama yukarıda Kilise Tepe dediğimiz bir mevki var. Hala kilisenin yıkıntılarını görebilirsiniz. Yine Anadolu'nun çeşitli coğrafyalarına gittiğinizde bu eski sufi gelenekten gelen, tasavvufi redisattan geçmiş güzel insanların biraz böyle yükseklerde mekan tuttuklarını görürsünüz. Halktan birazcık uzaklaşarak hakka yaklaşabilmek adına böyle yapmışlardır onlar. Bu anlamda belki de bin yıllardır Uludağ çok fazla insanın ruhuna, yüreğine dokunmuş ve bundan sonra da dokunmaya devam ediyor, edecek inşallah. Uludağ her geldiğimde bana başka bir sırrını açıyor. Başka bir hikmet kapısını aralamama izin veriyor. Yine eskilerin bir ifadesi vardır. Eskiler şöyle derler. Sen çıkınca aradan, kalır seni yaradan. Dağlara çıktığımızda insan kendi gerçekliğiyle karşılaşır. Kendisini aynada görme imkanı bulur. Yani kalabalıktan çıktığınızda, şehirden uzaklaştığınızda burada insanın işte birçok insanın tahammül edemediği şey odur. İnsanlar kendilerine tahammül edemezler doğada yalnız kaldıkları için. Doğa doğmaktan, doğurmaktan, var etmekten gelir. Bu yönüyle ana gibidir. Antik Yunan'da, mitolojide topraktan Gaia diye bahsedilir. Hamile olmaya zorlanan insan burada sürgününe şifa bulamadığında ana rahmine geri dönmek ister. Doğa bu yönüyle insanın huzura ereceği, feraha ereceği bir yer olarak zihinde var olur. İnsan dağlara çıkar, ormanlara gider, patikalarda yürür. Doğada derdine, hüznüne şifa bulamayan ana rahmine geri dönmek ister. Yani kamp yapmak vesiledir. Mutlak huzura erebilmek adına, erişebilmek adına. Tabii yani bu dünyada mutlak huzura ermek, erişebilmek mümkün müdür, değil midir? Başka bir tartışma konusu. Fakat böyle bir amaçla çıkılan yolculuktaki duraklardan bir tanesidir kamp yapmak. Benim için en azından şimdilik böyle. Doğada muhteşem bir nizam var. Adı konmamış kanunlar ve kurallar var. Kurtlar, çakallar, tilkiler, ayılar. Tamamı bu topraklarda
gönüllerince hür ve özgür bir şekilde yaşarlar. Fakat birbirlerinin alanına, sınırına, çizgisine kesinlikle girmezler. Aralarında sözlü bir diyalog yoktur. Fakat nerede durmaları gerektiğini bilirler. Ama insan böyle değil. İçinde yaşanılan zamana göre, yüzyıla göre insana farklı farklı tanımlar getirilmiş. Hala getirilmeye devam ediliyor. Batılılar başka bakıyor, Doğulular başka bakıyor, Müslümanlar başka bakıyor, başka dinler başka bakabiliyor. İsmet Özel'den bir alıntı koyayım müsaadenizle. Hepimiz insanız diyorlar. Hayır. Hepimiz beşeriz. İçimizden bazılarımız insandır. İnsan olmak, belki insan olarak dünyaya geliriz. Fakat daha sonra kalabalığın rengine bürünürüz. Biz olmaktan çıkarız. Artık orada kıvam tutmuş olan kalabalığın ahlakına, kültürüne angaje olmuş oluruz. Dolayısıyla yeniden kendimizi bulmamız ciddi zaman alır. Belki de bazılarının böyle bir uğraşı, arayışı da olmadığı için insan olmak yolunda hiç yolculuğa başlamadan hayata gözlerini de kapatabilir. Buradaki kurallardan bahsettim. Yani burada her istediğinizi yapıp edebileceğinizi zannetmek insana has bir şey olmasa gerek. Burada bir döngü var, bir yaşam var. Buranın sahipleri var. Ömürlerini buraya vakfetmiş olan canlılar var. Yani ben şehirden buraya gelip burada her istediğimi kafama göre yapabileceğimi düşünmem bana hadsizce geliyor. Farklı düşünenler olabilir, videonun başında da söylemiştim. Doğaya gittiğinde bağıran, çağıran, tüfek patlatan insanlara birazcık cepheden bakıyorum. Çünkü başka canlıların yaşam hukukuna saygıyı göstermeyen bir kimsenin yarın öbür gün benim yaşam hukukuma da saygı göstermekte zorlanabileceğini düşünüyorum. Bu benim kendi düşüncem. Sizin kurulan cümlelerle alakalı farklı düşünceleriniz var ise şayet bunları paylaşmanız beni memnun eder. Ben de bu vesileyle yeni bir şeyler öğrenmiş olurum. Teşekkür ederim.